Merhaba, bugün 23 Kasım Pazartesi. Sol TV'de Sol Bakış başlıyor. Ülke derin bir ekonomik kriz ve ne zaman biteceği kestirilemeyen bir salgınla boğuşurken, Hazine Maliye Bakanlığı bütçe kalemlerinde yap işlet devlet projeleri için ayrılan bütçe her yıl katlanarak artıyor. 2017'de 9 milyar lira olan ödenek 2018'de 15 milyar liraya, 2019'da 18 milyar liraya ve 2020'de 20 milyar liraya çıktı. Yani AKP hükümetinin garanti verdiği yol, köprü, tünel ve havaalanı projeleri nedeniyle bu yıl halkın cebinden 20 milyar lira çıkacak. Üstelik halkın parasıyla yapılan ve garanti verilen bu projelerin tamamı ücretli. Müteahhitlere garanti ödemeleri için 2021'de ayrılan para 23 milyar lira. Garantili yeni şehir hastaneleri ve otoyollarında devreye girmesiyle artık bu ücretler hazine tarafından karşılanamaz hale gelecek. Sol bakış, yandaş müteahhitlere para pompalamaktan başka bir işe yaramayan AKP'nin çılgın projelerinin mercek altına aldı. AKP'nin yandaş müteahhitlere verdiği en ballı ihalelerden biri Ankara Tren Garı inşaatı. Ankara Tren işletmeci firmaya 3 yıl için 49 milyon 629 bin lira ödendi. Ankara Hızlı Tren Garı ihalesini Limak, Kolin ve Cengiz İnşaat'ın 20 yıl 6 ay işletme süresi ve 14 yıl yolcu garantisiyle almıştı. 2019'da Osman Gazi ile Yavuz Sultan Selim köprüleri ve Avrasya tünelinde müteahhitlere araç garantisi nedeniyle 3 milyar lira aktarıldı. Geçen haftaki son organizasyona kadar terk edilen F1 pisti otopark olarak kullanılıyordu. Son organizasyon için apar topar asfaltları yenilendi ancak yenileme işlemi yanlış yapılmıştı. Türkiye'nin tanıtımı için milyonlarca liraya yaptırılan pistteki son etkinlikte yarışı kazananların yapacağı kutlamalar için şampanya yerine gazoz verildi. İstanbul Formula 1 gazozuna yarış olarak hafızalara kazındı. Bu akıbetle karşı karşıya kalan pek çok AKP projesi var. AKP'nin 200 milyon dolar harcayarak aldığı 11 milyon fidan kurudu. 1 milyar 600 bin TL'lik KKTC su temini projesinde ise yapılışının üzerinden 5 yıl geçmeden borular patladı. Zorunlu ihtiyaç denilerek 18 milyar TL'ye satın alınan S400 hava savunma sistemlerinin ne işe yaradığı belli değil. AKP'nin yandaş patronlara para pompalama projeleri şöyle. Kütahya Zafer Havalimanı Müteahhit firmaya 2020 yılı için 1.279.000 yolcu garantisinin verildiği havalimanından yılın ilk 4 ayında uçanların sayısı 14.256'da kaldı. 8 yılda 40 milyon avroya ulaşan yolcu garantisi ödemeleri 2044 yılına kadar devam edecek. Balıkesir Havalimanı Balıkesir'in ikinci havalimanı olan ve 60 milyon liraya yaptırılan merkez havalimanına 5 aydır uçak inmiyor. Cumhurbaşkanlığı Konser Salonu Ankara'da temeli 1995 yılında atılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu 28 yıldır tamamlanmadı. Yapımı yılan hikayesine dönüşen konser salonu için 2017 yılında yeniden ihaleye çıkıldı. 2013 yılında resmi ağızlardan 50 milyon lira lazım açıklamasına karşın 4 yıl sonra 328 milyonluk ikinci ihale yapıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü işleten işletmeye devlet yılda 49 milyon 275 bin aracın geçeceğini garanti etti. Bu sayının altında kalındığında devlet her araç için 3 dolar artı KDV tutarında ücret ödüyor. Osman Gazi Köprüsü Osman Gazi Köprüsü'nün de dolara endeksli araç geçiş garantisi var. Köprü için yılda 14 milyon 600 bin araç geçiş garantisi verildi. 3 yılda 43 milyon 800 bin. Ancak Temmuz 2016 Temmuz 2019 arasında köprüyü kullanan araç sayısı 22 milyonda kaldı. Avrasya tüneli. Avrasya tüneli için yıllık 25.6 milyon araç garantisi verilmişti. Bu rakama ulaşılamadığı için son 3 yılda şirkete 470 milyon TL ödendi. Bu yıl 400 milyon TL'den fazla ödeme yapılması bekleniyor. İzmir Bursa otoyolu İzmir ile Bursa'yı bağlayan otoyolun işletmecisine 4 ayrı garanti verildi. Sözleşme gereği garanti ödemeleri 2035 yılı Temmuz ayına kadar hazineden ödenecek. Otoyol 2020 yılında açıldığı için önceki dönemlerde kaç aracın geçtiği bilinmiyor. Aydın Denizli Otoyolu Aydın Denizli Otoyolu'nda da günlük 35 bin araç garantisi verildi ama yolun en işlek bölümünden 22 bin araç geçiyor. Bu otoyol bir de rekora imza attı. Aydın'dan otomobille İzmir'e gelen vatandaş 5 TL ödüyor. Aynı uzaklıktaki Denizli-Aydın otoyolunu kullananlarsa 60 TL ödeyecek. Şehir hastaneleri. Erdoğan'ın 14 yıllık hayalim, aşık olduğum proje diyerek kefil olduğu şehir hastanelerinin halka maliyeti ise dudak uçuklatıcı cinsten. 2019 sonu itibariyle hizmet veren şehir hastanelerinin 25 yıllık maliyeti 142 milyar doları geçiyor. Bu tutar 800 hastanenin inşaatını finanse edebilecek büyüklükte. Kamu özel işbirliği modeliyle yaptırılan şehir hastaneleri için ödenen ve ödenecek kira bedelleriyle 10 şehir hastanesi daha yapılabiliyor. 2017-2022 yılları arasında yapılan ve yapılacak şehir hastaneleri için 30 milyar 530 milyon liralık kira ve hizmet bedeli ödeniyor. İstanbul Havalimanı İstanbul Yeni Havalimanı yap işlet devret modeliyle ve 25 yıllık işletme süresi için 22 milyar 152 milyon euro artı KDV ile ihale edildi. Devlet %61'lik garanti verdi. ÖTV, KDV gümrük muafiyeti sağlandı. Devletin kasasından gelen her yolcu için dış hatlarda 20 euro, iç hatlarda 5 euro çıkıyor. Şirket hep kazanıyor. Ambulans uçaklar. Sağlık Bakanlığı'nın Katar merkezli bir şirketten kiraladığı iki ambulans uçak için günlük 2 saat uçuş garantisi verildi. Uçaklar 4 yıl için 126 milyon TL'ye kiralandı. Şirkete günlük 2 saatlik garanti verildi. Uçaklar uçmasa da günde 2 saatlik ücret alacak. Ekonomik krizin yükünü emekçiye yükleyerek kurtulmaya çalışan AKP'nin çılgın projelerinin salgın nedeniyle artan yükü de halkın sırtında. Aldıkları kararlar, yaptıkları projeler, imzaladıkları anlaşmalar, her şeyi bir avuç patrona daha fazla kazandırmak için. Bugünkü sol bakışın sonuna geldik. Bir sonraki sol bakışta buluşmak üzere. Soldan bakmaya devam edin.